İstanbul Barosu'nun eski başbakanı avukat Turgut Kazan telefon attığımızda. Sayın Kazan, iyi günler diyoruz efendim. İyi günler, iyi yayınlar canım. Sağ olunuz. Şimdi öncelikle ismi aslında tartışıldı. Başbakanın ortadan kalkacağı başkanlık sistemini Binali Yıldırım bizzat duyurmuştu. Adını Devlet Bahçeli koydu. Şimdi metinde Cumhurbaşkanı olarak geçiyor diyor Devlet Bahçeli. Aslında burada isim mi önemli, yoksa kuvvetler ayrılığı ilkesi tamamen kalkıyor ve kuvvetler birliği gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ve bir taraftan da bu anayasayla yola devam edemeyiz diyor Başbakan Binali Yıldırım. Bizim anayasamıza bakarsak, şimdi bizim temel haklarımızla ilgili her şey aslında bu anayasada var. Dolayısıyla bu anayasa değişikliğiyle, yani sadece kendilerine bir başkanlık yolu mu açmak için bu anayasa öne sürülüyor? Buyurunuz efendim. Bunda bir kuşku yok. Çünkü yani herhalde demokrasinin bir gereği olarak anayasacılık, yönetenlerin haklarının güvenceye alınması için doğmuştur. Ama şu anda Türkiye'de yönetilenlerin, yani bizlerin, yani halkın işte haklarının, örneğin ifade özgürlüğünün, örneğin toplantı gösteriş hakkının, örneğin masumiyet karnesinin korunması için bir arayış yok. Ve bizim anayasamızda bu konuda bir sorun da yok. Bizim temel haklarımız özellikle Avrupa Birliği sürecinde zaten anayasa değişiklikleriyle olabileceği kadar iyi yazılmıştır. Türkiye için sorun yargı bağımsızlığından kaynaklanıyor. Ama şu anda siyasal iktidar, özellikle Sayın Erdoğan, bütün yetkinin yalnız kendi elinde toplanmasını ve kendisi ne derse onun hayata geçirilmesini, dolayısıyla kendi arkadaşlarıyla da, yani bir başbakan olarak, bakanlar olarak onu paylaşmanın doğru olmayacağını düşünüyor. Onun arayışı içerisinde böyle bir süreç yaşanıyor. Ama bu süreçte bir kere, yani adının cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık olması falan önemli değil. Yetkilerin tek elde toplanması önemli onlar için. Bu da tabii ki bizim, yani temel haklarımızın güvenceye alınması konusunda bir arayış değil zaten. Bütün yetkinin bir elde toplanması arayışıdır. O nedenle bir kere bugünlerde olağanüstü hal koşullarında bir anayasa değişikliği tartışılamaz, konuşulamaz. Hı hı. Ve böyle bir ortamda zaten referandum falan yapılamaz. O yüzden bunları ben tabii hukuksal açıdan değerlendirmeyi de tartışmayı da fazla anlamlı bulmuyorum. Zaten işte binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete. O nedenle ben diyorum ki zaten olağanüstü hal kararnamesini dilediği gibi yapıyorlar, diledikleri gibi çıkarıyorlar. O yüzden olağanüstü hal kararnamesiyle pekala başkanlığı da getirebilirler. Hiç böyle anayasa değişikliği, referandum gibi arayışlara da gerek yoktur. Çünkü sağ olsun Anayasa Mahkememiz bir olağanüstü hal kararnamesiyle Anayasa Mahkemesi'nin de kaldırılabileceğini kabul etmiştir. Ve böyle bir kaldırma gerçekleştiğinde kendisinin inceleyemeyeceğini kabul etmiştir. Dolayısıyla bir olağanüstü hal kararnamesiyle başkanlığı getirirsiniz, nasıl olsa Anayasa Mahkemesi onu inceleyemeyeceğini söylemiştir. Böylece daha yakın yoldan, daha sorunsuz, daha kolay bir başkanlık sistemini gerçekleştirmiş olursunuz diyorum. Yani bütün bunları hukuksal açıdan, anayasa hukuku açısından, anayasal geleneğimiz açısından tartışmanın bir anlamı yoktur. Ve dünyada ilk kez, bak, anayasacılık yönetilenlerin haklarını güvence altına alma sistemidir. Buradan doğmuştur, bunun için anayasa yapılmıştır. Ama belki dünyada ilk kez yetkilerin tek elde, bir kişinin elinde toplanması için anayasacılık tartışması yapıyoruz. Şaşırıp kalıyorum yani. Hı hı. Aslında krallardan kurtulmanın, bir imparatorlardan yönetenleri kurtarmak için evet yönetilmiş, uygulanmış, doğmuş bir sistemdir diyoruz. Ama bir taraftan da Sayın Kazan, 1300 yargıçtı sanıyorum. 1300 yargıç da alkışlarla destek verdi. Şimdi bakın, başkanlıkla ilgili dünyada yerleşmiş klasik, yani başkanlık sistemiyle ilgili
klasik deyim anayasa kitaplarında kullanılan yapılan değerlendirme şudur. Başkanlık sistemi kuvvetler ayrılığının özellikle yargı bağımsızlığının en keskin olarak düzenlendiği sistemdir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi diyorum. Orada ne görüyoruz? Başkan salona girdiğinde alkıştan yıkılıyor ama öndeki dört kişi ayağa bile kalkmıyor. Evet. Onlar federal mahkeme yargıcıdır. Başkan belli diye ayağa kalkmaz. Şimdi yani başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığı özellikle yargının yeri budur. Ama sizin örneğinizde verdiğiniz gibi Türkiye'de 1300 kişi, 1300 yargıç ve savcı göreve başlama törenini sarayda yapıyor ve 1300 savcı ve yargıç ayakta başkanı alkışlıyor ve başkan işte Amerikalılar bundan sonra bizden isterlerse biz de size havale edeceğiz, siz de vermeyeceksiniz değil mi dediğimde yine ayakta çılgınca alkışlıyor. Şimdi ya burada artık çay toplamayı falan geçtik. Evet. Doğrudan saraya bağlı bir yargıyla karşı karşıya olduğumuz apaçık görülüyor. Ve böyle bir işte söylediğim gibi böyle bir bindik bir alamete gidiyoruz, kıyameteyi yaşadığımız anlaşılıyor. Ama hatırlıyorsunuz Sayın Kazan, o zaman zavallı Obama sözleri de evet, verilmişti ve tabii eli kolu bağlı denilmişti hatta. Eliniz kolunuz bağlı olacak, demokrasi bu zaten. Yani siz yanlış yaparsınız. Çünkü başkan bir insandır. Başkan da yanlış yapabilir. Sistem onun önlenebileceği yolları göstermiştir. İşte orada yargı onu önleyecektir. Evet. Önlemiştir. Ama bizde işte Anayasa Mahkemesi olmadığını göstermiştir. Böyle bir güvencesiz ortamla karşı karşıyayız. Kimsenin yargı güvencesi kalmamıştır ne yazık ki. Peki şimdi bir de Cumhurbaşkanı olacak kişinin bir partiyle ilişkisi olmamalı çıkışına itiraz etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir Cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisinin kesilmesi doğru olmayacaktır dedi. Bu sözler de tartışılıyor. Bir de önemli bir detay daha var. Şimdi 600 milletvekili öneriliyor. Yani denetimin nasıl olacağına ilişkin. Ancak dikkat çeken bir konu da başkanın Yüce Divan'a sevki için 450 milletvekilinin onayı öngörülüyor. Yani denetim neredeyse imkansızlaşıyor bu durumda değil mi Sayın Kazan? Ya bir denetim falan olabileceğini zaten hiç düşünmüyorum. Zaten başkan denetimsizlik üzerine ne dedi bakın. Sarayda kullanılan deyim şu. Yani kuvvetler ayrılığı değil uyumu esastır. Denildi. Oysa başkanlık sisteminde temel yaklaşım. Tabii parlamenter sistemde de kuvvetler ayrılığıdır ama özellikle başkanlık sisteminde bu ayrılığın keskin olması gerekir. Yani asla saray parlamentoya yasama organına hakim olamayacak. Öyle bir işte sistem kurulacak ki parlamento yani yasama organı başkana karşı dik durma imkanına kavuşmuş olacak ve tabii asıl önemlisi yargı tam bağımsız olacak. Başkanın yanlışlarına karşı dik duracak. Şu andaki Anayasa Mahkemesi bile yerleşmiş içtihadı terk etti ve ben başkan tarafından hazırlanan yani sarayda hazırlanan olağanüstü hal kararnamesine asla dokunamam dedim. Evet. Oysa bizim sistemimizde bu dokunulmuştu çünkü olağanüstü halle ilgili değilse yaptığınız düzenleme o olağanüstü hal kararnamesinden yararlanarak, fırsat sayarak başka şeyler yapma hakkınız yoktur dedi ve onları iptal etti. Şimdi olağanüstü hal kararnamesiyle rektör seçimlerinin olağanüstü halle nasıl bir ilgisi olabilir ki? Rektör seçimi için madem bu düzenlemeyi yapabiliyorsunuz, pekala başkanlığın da düzenlemesini olağanüstü hal kararnamesiyle yapın, olsun bitsin. Ama tabii şunu da eklemek gerekiyor. Bağımsız ve nitelikli bir yargı yoksa da hangimizin güvenliğinden bahsedebiliriz bu durumda? Şu anda zaten bahsedemiyoruz. Evet, maalesef geldiğimiz nokta böyle. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar diyorum canım. Sağ olun.